geçmiş olsun. Bir tane sönmenizi açabilirim. Nasılsınız? Ağrı falan var mı? Geçmiş olsun. Tansiyonlarınız falan normal. Hiçbir sıkıntı yok. İlk deprem anında sallanır sallanmaz ben koştum. Annem dedi bana gel dedi. Gitme merdiveni. Koştum anneme sarıldım. Anneme sarılır sarılmaz evimiz yıkıldı ya. Yani bir bina bu kadar çürük olmamalı. Bence deprem öldürmüyor. Yapılar öldürüyor gerçekten. Çünkü yıkılmayan evler var. Herkes iyi ama o kadar çürük. O kadar temel yere düştük yani. Molozlarla aşağı kadar yuvarlandık. Ben çıkınca bakıyorum hiç demir yok ya. Hiç mi insan ben hiç mi deprem testi yapılmaz? Kaç aile can verdi oğlu? Kaç aile? Çok çok kötü bir şey. Savaş gibi bir şeydi. Bir uyandık. Zaten uyanır uyanmaz çöktük. Binamız çok eski bir bina. Uyanır uyanmaz çöktük. 8 katlı bir şeydi. 5. kattaydık. Çok şükür. Öyle bir hayat üçgeninde kaldık. Şu an buradayız. Çok şükür. Ama çok kötü. Böyle duvarlar üzerimize yığıldı ve yere kadar yuvarlandık. Saat, 2 saat enkaz altında kaldık. Kimse yok, afat yok çünkü yollar kapalı. Herkes bağırıyor, çağırıyor, savaş gibi bir şey. Sonra kendi çabamızla kurtulduk. Rabbim yardım etti, kendi çabamızla çıktık. Annem de vardı yanımda. Ayağımızda hiç ayakkabı yok, yağmur yağıyor. Hiç yardım edecek kimse yok. Çok kötüydü, çok kötü. Ama kuzenlerim, çok kaybımız var. Adıyaman zaten çok kötü bir durumda. Çok kaybımız var. Çok sevdiklerimizi kaybettik. Zaten hala şoktayız. Hiç görmedik, yaşamadık böyle bir şey. 2-3 gün boyunca hiç yemek yemedik, su içmedik. Aklımıza bile gelmedi. Bir yaralı haldeydi. Aklıma bile gelmedi su yemek. Yok, o kadar acımız büyük, kalbimiz ağlıyor ki. Kimse yardım edemiyor. Her yerden bir ses geliyor. Çok kötü. 3 gün? Orada 3 gün kaldık. 3 gün sonra buraya geldik. Hastaneye geldik. 3 gün yaralıydım. Doktor yok. Hiçbir şey yoktu. 3 gün, 2 saat enkaz altındaydık. Çıktık, sokaktaydık. Hala depremler oluyor. Evlere girilemiyor. Zaten evimiz yoktu. Yıkılmıştı. Ondan sonra araç yok. Yollar kapalı. Hastaneye gelemiyorum. 3 gün boyunca böyle sürünüyordum böyle sokaklarda. Oluyor böyle zaten şoka giriyorsun ama hani ya bir şekilde Allah yardım ediyor herhalde. Çok şükür çok hani biz o evden annem hala arıyor beni ağlıyor şokta. Biz nasıl kurtulduk o evden ve bizim binada 14 aile bir 5 kişi kurtulmuş. Bizle birlikte 14 aile hepsi yok oldu. Yani bir her aile 5 kişi desem bir 70-80 kişi olmuştur. Biz 2 saat boyunca yardım bekledik, kendimiz bağırdık. Ben bağıramadım, ben sırtımdan yara almıştım, bağıramadım. Annem çok bağırdı, böyle sesi kısıldı ağzımızda. O enkazın taşları var, çıkaramıyoruz böyle toz. Annem bağırdı, oradan işte insanlar bağırmayın, yormayın nefesinizi, afeti bekleyin dediler. Baktık olmuyor, bizimle birlikte bağıranlar da vardı. Ama biz kendi çabamızla çıktık oradan. Çok şükür çıktık. Öyle. Kaz bölgesinden. Deprem esnasında ben iş yerinde çalışıyordum, mesaideydim. Hani zaten öyle bir felaket koptu. Bir de dışarıdaydım. Gök gürültemez falan, yerler falan bayağı çatladı. İş yerinin çatıları falan düştü. Makineler birbirine girdi. Ondan sonra millet zaten koşturdu. Çoğu şükür iş yerinde bir zahiyat yok millette.
Onun dışında zaten direkt üstlerimiz direkt nasıl değiştirdik, evlere koştuk. Bir gittim baktım, bizim evi gördüm, komple yerle bir olmuş. Ben inanmadım, dedim yani bizimki yaşıyor olamaz dedim. Haber ettiler, yaşıyor, hastaneye gidiyor falan diye. Bir nebze de olsa ailemden bir şey olmadı, içim biraz soğuk düştü. Ondan sonra zaten yolda geçiyorum, hangi evin aldığın yandan geçsem hep sesler geliyor ama yardım eden kimse olmadı. Bayağı da yağmur falan da bayağı vardı. Onun dışında işte bayağı kötü bir durumdu, yollar kapalıydı. Arabalar hep birbirine girmişti. 1,5-2 saatte anca vardım. Çıkartılmışlar. Zaten yol üstünde de işte yardım edebildiğimiz evlere girdik, yardım ettik. Hani bir an iş yerindeyken dedim fazla bir şey olmamıştır. Çünkü iş yeri fazla hasar görmedi. Ama yolda gittikçe daha çok kötü oldu.